Selam millet dedi oyunlarla. Tekrar birlikteyiz kardeşlerim. Bu videomuzda sizlerle birlikte Mount & Blade 2 Bannerlord oyununu belki de 10. kez baştan başlayarak tekrar şöyle bir bakacağız. 2020 Şubat ya da Mart belki de Nisan ayında çıkmıştı oyun. Biz 2022'nin Mayıs ayındayız. Hatta Mayıs ayında bitiriyoruz artık. 2 yıl geçtikten sonra hala yüzsüz gibi erken erişim versiyonlarında dolaşan Bannerlord. En son baktığımızda merhaba ben sen kimlerden ola ki gözünden vururum falan diye böyle garip bir tarzanca ile konuşuyordu. Yeni sefer diyerek yeni bir oyuna başlayacağım hemen kardeşlerim. Bakalım oyunumuz hala Türkçe inatla. Çünkü yapan firma Türk. Çalışanların yarısı Türk diye biliyorum. Yani İngilizce bu oyunu Google Translate'den tercüme ettikleri için çok yerdim. Umarım bunu düzeltmişlerdir. 2 sene sonra belki de 720 gün sonra oyunun demosu var. 500 yıl boyunca Calradia İmparatorluğu kıtaya hükmetti. Orduları karşılarına çıkan düşmanları darma duman etti. Görkemli kabilelerin kaleleri savaş aletleri altında ufalandı. Kuzeyin ormanlarından güneyin en ücra köşelerine kadar hepsi lejyonlarının sancakları altında diz çöktüler. Savaş ne kadar acımasız olsa da bilgeler barış getirdiği konusunda hemfikirdi. Topraklar orduların çekilmesinin ardından zenginleşti. Niye? Millet öldü, gübre oldu çünkü. Ancak imparatorluklar tıpkı insanlar gibi yaşlandı. Liderler dava arkadaşlarını kaybettiler. Yolsuzluk yayıldı. Eski düşmanlar imparatorluğun oyunlarını öğrendiler. Ve kendi oyunlarını kurdular. Ta ki bir gün imparatorluğu bir arada tutan bağlar kopana kadar. Sonra herkesi karşı karşıya getiren iç savaş geldi. Bir nefret vakti. Bir ızdırap vakti. Ancak en zor zamanlarda bile bir cesaret ve başkaldırma vakti. Braveheart. Yıkımın etkilerini tersine çevirmek için yeni yerlerden ve yeni halklardan yeni liderler ortaya çıkıyor. Eski dünyanın küllerinden yeni bir dünya meydana getirmek için. Medeniyet seçimi. Vlandiyalılar. Hikaye kısmını geçiyorum. Savaşlardan %5 daha fazla nam, paralı askerlik yaparken %15 daha fazla gelir. Kalelere bağlı köylerde %10 üretim bonusu. Lordlar orduyu almak için %20 nüfus. Sturgiyalılar. Piyadeleri birliğe almak ve üst seviyeye yükseltmek %25 daha ucuz. Ordular günde %20 daha az bütünlük kaybeder. Krallık kararlarından %20 daha fazla ilişki cezası. İmparatorluk %20 daha az garnizon askeri ücreti, orduda kalmak %25 daha fazla nüfus, köy ocakları %20 daha az artar. Aseray, Araplar. Kervan oluşturmak %30 daha ucuz, %10 daha fazla daha az ticaret cezası, çölde hız cezası uygulanmaz, birlikteki askerlerin günlük ücreti %5 artar. Kuzayitler, Batanyalılar. Kuzayitler, atlı askerleri birliğe almak ve üst seviyeye yükseltmek %10 daha ucuza gelir. Kuzayit hükümdarlığının sahip olduğu köylerde at, katır ve inek koyun üretimine %25 bonus. Kentlerden %20 daha az vergi geliri. Gelmesin canım vergi kentlerden nedir? Batanyalılar. Batan geminin malları gibi bunlar da. Ormanlarda %50 daha az hız cezası, %15 görüş mesafesi. Batanyalı yöneticilerin sahip olduğu kentler artı bir milis üretimine. Bir şey söyleyeyim, ben yine Kuzayit oynayacağım. Yine ata bineceğim. Yine çılgın bir karakterim olacak. Sonraki. Güzel. Şimdi. Bu ne belirliyor? Ten rengi. Ses perdesi. Paysa! Footmen!
Stand your ground. Advance. Fena değil, tamam. Boy. Yani benim boyum biraz var. Bu da olsun. Benim ağırlığım da biraz var. Bu da olsun. Benim yapım acayip ya. Bu da olsun. Tamam, yapısı da normal olsun. Şimdi surata gelelim. Çınlı gibi bir şey olmuş bu. Sadece gözler diyelim. Gözleri beğendim. Peki. Bu ne? Burun mu? Aslında burnunu da beğendim. Aslında ağzını da beğendim ama ne oldu be? Tavşan dişle şebelek gibi güldün hemen. Bak bakalım bana. Ciddi dur. Bir ciddi dur. Efendi dur. Tamam. Abi bu kadar ayrıntı koymayın. Bir türlü bitiremiyoruz ya. Sonraki. Aslında bu ticaret cazibe bana samimi geldi. Büyük gruplarda coşku ve cesaret uyandırayım. Neden uyandırmayayım ki? Taktik. Kurnazlığa da aldık. Sosyalliğe de aldık bir tane. Çok güzel. Sonraki. Mülkü çekip çevirme yeteneği. Atlarla ilgileniyormuşum ben ya. Şöyle bir bakınca kendimi tartınca anladım yani. Ya kontrole vereceğiz ya güce vereceğiz şu anda. Ben şöyle bir güce vereyim. Sonraki diyeyim. Şimdi akıncı yetkisi hale getirirsem çift elli kılıç coşuyor. Dayanıklılık da coşuyor. Okçulukta böyle bir şey var ama 2 diye kalıyor. Akıncılarla savaşırsam okçuluk da iyice coşuyor. Bari ya kurnazlıkta bin bir türlü garip şeylerim oluyor. Taktik dehası bir adam oluyorum ya. Bunda da ok coşuyor. Yok, ben böyle yaptım abi. Taktik dehası bir adam oldum. Vange 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 vange. O nasıl isim? Yavay 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 şarkı sözü gibi. Peki ismimi gireyim. Serdar. Sonraki. Zorluk çapulcu nedir ya? Savaşçı. Bannerlord. Peki. Bannerlord diyeyim. Oyuncunun aldığı hasar gerçekçi. Dost askerlerin aldığı hasar gerçekçi. Asker toplama zorluğu gerçekçi. Haritada hareket hızı gerçekçi. Dövüş yapay zekası zor, deneyimli, normal. Zor, deneyimli, normal diyeyim buna. İkna başarısı gerçekçi. Savaşlarda klan üyesinin ölme ihtimali gerçekçi. %50 indirmiş. Yok, klan üyesi ölmesin. Doğum, ölüm, kahramanların yaşlanma ve çocuk sahibi olma gibi özelliğini aç. Bu ayar sonradan değiştirilemez. Bence yaşlanıp çocuk sahibi olsun. Klan üyesi getirilerini otomatik olarak dağıt. Yok, Iron Man modu hayır. Başlat oyunu. Bu kadar ayar yapıp kastıktan sonra çok merak ediyorum. Ben sen gibi gibi garip böyle sen bana neçe konuşursan falan diye yine Azerice deseler daha güzel olurdu büyük ihtimalle. Önceki o tercümeler çünkü Türkçe diyorlar. Oradan sıkıntı oluyor yani bize. Türkçe değil çünkü. Kardeşim, 3 gündür o alçakların izini sürüyoruz. Sanırım yaklaşıyoruz. Onları yakaladığımızda ne olacağını düşünmemiz gerekiyor. Jatu ve Alte'yi nasıl kurtaracağız? Dövüşmeye hazır mıyız? Parkur, kaybedecek zamanım yok. Eğitime geç. Kaybedecek zamanım yok. Evet, eğitimi geç. Tamam. Seni görürsem eğer ben de haber vereceğim sana. Sana haber vereceğim. Eğitim alanından ayrıldıktan birkaç saat sonra bir ağacın altında yatan yaralı bir adama rastladın. Suyunu onunla paylaştın ve yaralarını elinden geldiğince sarmaya çalıştın. Sana seyahat eden bir doktor olduğunu söyledi. Yardımlarının karşılığında sana küçük bir bronz parçası verdi. Ve bu parçayı kendisine ödeme mahiyetinde veren savaşçının bu parçanın Neretzes'in budalalığı ile ilgisi olduğunu iddia ettiğini söyledi. Parçanın çok değerli olabileceğini düşünüyordu. Bu konuda daha fazla bilgi edinmeye çalış. Soyadını seç. Dede. Dedenin sancağını seç. Dedenin sancağı aha da bu olsun. Kırmızı üstüne beyaz olsun. Bitti. Şimdi hemen şöyle bir kontrol edelim karakterimizi. Aha da böyle bir karakterimiz var. Becerileri var. Şimdi benim bir özelliğim 3 ise onu arttırdığımda ona göre artıyordu değil mi? Yani öğrenme oranı 5-25 iken böyle yaparsam 6-50 oluyor mesela. İptal. Böyle 10 3 olmayan da yok. Hepsi 3. O yüzden bunu tam olarak öyle şey yapamayacağım. Göremeyeceğim. Şimdi fark ettim birdenbire.
Buna da şey yapalım, 5.25 olsun. Bitti diyelim, kaydetsin bunu. Şuraya bir bakalım, neyimiz var? Dragon Banner First Piece diye bir şeyim var. Bak önceden böyle bir şey yoktu. Tahılım var, acucuk. Okum var, yayım var. Bozkır gürzüm var. Adargam var. Kalkan oluyor galiba kendisi. Her şeyin en dandiği var bende. Tamam. Birliğim zaten yok. Yalnızım. Görevim kutsal kaseyi bulmak. En sevdiğim renk mavi. Kaldarya'yı keşfeder. Konuşulacak soylular. Peki. Klanını kur. Dinar bir şey. Önce bir para kazanacağız. Arkadaş parasız olmaz bu iş. Para kazanacağız. O yüzden hemen şuraya gidiyorum. Hatta hızlandırıyorum. Dattıradattıradattıradattı diye hızlıca gidiyorum. Görev yok. Asker topluyorum o zaman. Acemi İmparatorluk, Acemi İmparatorluk. Bir saniye abi. Çok teşekkür ederim oyunu kaydettiğin için. Kuzaitler nerede? Kuzait. Sahibi Kuzait. Ben neredeyim? Ben sonsuza kadar Kuzait'in yanına ulaşamam ki. Ben bir Kuzait'im ama Kuzaitlerle alakam yok. İlginç. Tamam, öyle olsun bakalım. Peki, önceden ben nasıl yapıyordum bunu ya? Q ve E ile mi dönüyordum? Ha evet. Q ve E ile. Ben zaten galiba haritayı böyle döndürüyordum her seferinde inatla. Halbuki Aseray'ın olduğu yer güney yani. Onun böyle aşağıda olması çok daha mantıklı ama neyse, bu sefer ben onu aşağıda bırakayım. Kuzaitlerin yanına gidersem atlı birliğim olacak. Atlı birlik alacağım. Oraya doğru gitmem lazım yavaş yavaş. Yine de ben buradan asker toplayacağım. Şu iki tane askeri toplayacağım. Bitti diyorum. Ondan sonra da ürün satın alacağım. Tahıl alıyorum biraz. Peynir alıyorum. Tereyağı alıyorum. Bitti. Kapasite mi aşıldı? Ürün al. Peki. Neden kapasite aşıldı? 70-110. Hey maşallah. Bitti. Tamam. Kapasite aşılsın. Ne yapayım? Yavaş yürürüz biraz. Asker topladı da daha toplayamıyorum değil mi? Bunlarla konuş. Ben Serdar. Sen kimsin? Ben Poraçi. Soydaşlarım gibi ben de hayatım boyunca burada yaşadım ve toprağa işledim. Tebeda. Tevea'da çoğu benim gibi çiftlikle ve esnafla uğraşan birçok insan benim kendi adıma konuşmamdan hoşnut olur. Kendisi adına konuşmamdan. Konuşmayayım kendisi adına. Kısa bir sorum olacak. Boş ver. Artık gitmeliyim. Teşekkür ederim. Hiçbirinde bir soru olmadığı için zaten birazcık böyle geçer gibi diyaloglar. Yani diyaloglarımız biraz sıkıntılı geçebilir bu adamlarla. Hop. Altılık çapulcu. Merhaba Gezgin. Umarım para kesenin yanında taşıyorsundur. Gördüğün gibi biz eşkıya alarak adlandırabileceğin kişilerdeniz ve korkarım bize biraz para ödemeden geçmene izin veremeyiz. Cesaretin varsa benimle dövüş. Gerçekten mi? Bugün ellerimi kirleteceğim demek ki. Asker gönder, saldır, teslim ol. 6'ya 3. Çapulcular kalabalık. Peki. Çapulcuları bombalamaya çalışacağım. Bakalım nasıl yapacağız bu işi. Tutturamadım. Ha? Bir saniye dur. Dur çocuğum. Ada hayda hayda. Benim adamların hepsini indirdiler mi? Abi çok saçma oldu ama. Abi ben adamları vuramıyorum da bir türlü. Bu gerçekten çok saçma oldu. Ekstrem saçma oldu yani. Tamam. 38 hasar verildi. Evet. Biraz daha hasar verildi. Şimdi hasar verilemedi. Abi niye üzerlerine atıyorsun oku? Neden? Tamam. Bir hasar daha verildi. Bir hasar daha verildi. Madem
atımız var, kullanalım dedim ama çok da kolay olmuyormuş böyle. Kritik. Ah, kafasını biraz üstünden gitti. Hayda, bu da çok kötü ıskaladı ya. Ama neden böyle ıskalıyorsun sen? İyi bir okçusun. Sen iyi bir okçusun. Bu kadar. İşte bu kadar. Ya kafasının sağ yanından gitti resmen ya. Dur. Evet. Şimdi. Çok güzel oldu bu. Daha okum yok değil mi? Yok. Buna mecburum. Mecburum böyle yapmaya. Ah be, kafasının biraz üstünden geçti. Bir hasar verildi. Peki. Çok çılgın şeyler yaşanıyor şu anda var ya. Tam bir meydan muharebesi yaşanıyor. 6 adamla, 3 adamla birlikte 6 adama karşı savaşınca böyle oluyormuş. Yağmacı gitti mi? Vallahi gitti. İşte ben bunu başardım. İşte Serdar efsanesi. Serdar dede efsanesi. Böyle doğdu. Saldıran ordu. 4 kişi öldü. 2 kişinin ağzı kırıldı. Savunan ordudan 2 kişi öldü. Zaten 2 tane acemi adamım vardı. İkisi de ölmüş. Peki. Şimdi yağmacıları tutsak olarak alacağım tabii ki. Bitti diyorum. Bütün bu ganimetleri de alıyorum. Zırh benimkinden iyi mi? Hayır. Ayakkabı benimkinden iyi mi? Hayır. Kask bende yok ki. Efendim, bu da benden iyiydi, bu da benden iyi değil. Bu silah da tek elli diyor. Benim silahımdan ağırlığı az. Savurma hızı fazla, hasarları az. Yok, benim elimdeki şey şimdilik kalsın. Bitti diyorum yine. Şuraya doğru ilerliyorum. Maksimum hızla ilerliyorum. Geldim. Şimdi öncelikle asker topla diyelim. Şunu alayım, şunu alayım. Teşekkür ederim. Ürün satın al diyeyim. Ürün satın al da şunları bir satayım. Ağırlığı nerede gösteriyor bunların? Değeri var da ağırlığı nerede? Ağırlık 10'muş. Şöyle bir sattım. Ağırlık 10'muş. Ağırlık 10'muş. Bu da ağırlık 1.4'müş. Bu kalsın. Şöyle yapacağız artık abi. Bitti diyeceğiz bunun için. Yani kısmet. Şuradaki kaleye doğru gidersem ben. Kalede sanırım bu işi halledeceğiz. Seninle bir konuşalım mı biz? Niye gittim adamın yanına? Konuş diyebilirdim sadece. Neden adamın yanına kadar gittim? Evet, sen kimsin? Benim adım Serdar Beyefendi. Sizin adınızı öğrenebilir miyim? Şu ana kadar tercüme çok güzel gidiyor. Ben Chenon. Buralarda topraklarım var. Bu köydeki birçok kişi adına konuşurum. Ben konuşamıyorum. Tercüme güzel, ben güzel değilim bu sefer. Bir sorunla ilgili yardıma ihtiyacın olabileceğini duydum. Evet, buradaki bazı insanlar bugünlerde biraz para sıkıntısı çekiyor. Mizea'da satmak için 10 yük beygirinden oluşan bir sürü topladılar. Ama bunlar fakir insanlar, savaşçı değiller. Ve muhafız tutabilecek paraları yok. Eğer oraya kendi başlarına giderlerse haydutlara kolay av olurlar. Nasıl yardımcı olacağım? Oraya doğru gidiyorsan sürümüzü oraya götürebilirsin. Başka bir yolu var mı? Yoldaşınla birlikte bunu gönder. Yok canım. Ben sizin sürüyü kendim götürürüm. Teşekkür ederim. Şurada gezmeye gerek yok. Zor yani yollarda gezmek. Ama kendimiz götürürüz. Şimdi seninle ben konuşmadım mı? Serdar, bana verdiğin görev hakkında. Evet, yakında yola çıkacağız. Çok güzel. Asker topla, bir daha asker topla. Olmadı, asker bir daha toplayamadık.
Peki ürün satın al. Yük beygiri verdi 10 tane. Ben acayip yük taşıyabiliyorum bu yük beygirleri sayesinde. Bak bu kral oldu. Mesela şurada bunların fiyatlarını bana bir yerden gösteriyor mu acaba? Ya bu iyi bu kötü. Hani bunu başka bir yerden alsan daha iyi olur falan gibi. Pekala. İptal diyorum buna. Şurada bir karakterime bakayım. Karakter level atlamış. Neyi level atlamış? Bu level atlamış. Bu da bu arada çılgıncasına gelişti. Hani gözünden vuruyor adamı ki ben okçu bir karakter olacağım. Yay hakimiyeti. Senin formasyondaki yay kuşanmış askerler %5 yay hasarı kazanır. Senin formasyondaki yay kuşanmış askerler +20 okçuluk becerisi kazanır. Yaylarla kafaya isabet eden atışlarda verdiğin hasar bonusu %30. Harekete bağlı yay isabet hassasiyeti kaybını %30 azaltır. Ben isabetli vurayım da. Ben isabetli vurayım da gerisini hallederiz. Gerisi teferruat. Uygula. Şimdi sürüyü diyor ki Maizea'ya götür sürüyü diyor. Maizea. Maizea. Sürünün nerede olduğunu, yani Maizea'nın nerede olduğunu daha doğrusu çok daha mantıklı olacak. Maizea'nın nerede olduğunu bir bakmak lazım. Çünkü o yüzden şimdi bir çıkış diyorum. Çıkış dediğimde bir duraklat diyorum burayı. Ondan sonra bir benim adamda bir şeye bakıyorum. Ben bütün okları attım mı? Yok. Her seferinde 27 tane ok vererek başlıyor bana. Gayet güzel. Şimdi bunu hallettik mi? Etrafta 17 tane, 40 tane falan diye çapulcular geziniyor. Ben nasıl buradan şey yapacağım ki? Asker topla. Bitti. Kaleye git. Çıkış. Han bölgesine git. Tutsakların fidyesini al. Tutsakların fidyesini al. Bir izci paralı asker al. Bu mu izci paralı asker? O kadar param yok. Şimdi bir saniye birbirimizi kandırmayalım. Kent merkezine dön. Arenaya git. Sıralamada Togmund varmış. Ben neredeyim? En sondayım. Serdar 0. Ah bir girsem ben o arenaya ağzınızı burnunuzu kırarım da sizin neyse. Kent merkezine dön. Han bölgesine git. Kent merkezine asker topla. Bizim bu asker toplama işi için biraz sıkıntı yaşayacağız şimdi. Ticaret. Yük beygiri değil, benim at almam lazım. Binek atı. Ağırlık. Binek atı. Vadi binek atı, binek atı. Bizim hızımızı arttırıyor mu bunlar? Hız 48. Çöl atı. Belki daha iyi silahlar da almam lazım. Bilmiyorum şu anda. Bir dolaşalım biz. Bitti diyelim. Bitti. Şuradan bir çıkış diyelim. Aslında benim bir daha buraya gitsem mükemmel olur. Burada ne olup ne olmadığını görebiliyor muyum? Göremiyorum. Şuraya doğru gitmem lazım. Şimdi çapulcu çıkacak. 6 kişiyiz ya. Pat diye tepemize binecek yine. Yavrum şöyle bir gitsen. Hah. Şimdi oraya doğru dönsen. Asker topla. Yok arkadaş. Oyunun zorluğunu açtık. Suyu çıktı oyunun zorluğunun. Bizim bunu yapmamamız lazımmış. Ürün satın aldı. Neyimiz var bizim? Tahılımız var 9 tane yine. Bir derdimiz yok o yüzden. Devam abi. Peki adamlarda ne var birlikte? Acemi İmparatorluk askeri var. Level atlamış olan mı var arada? Yok. Ücreti bu kadar. Seviyesi de bu kadar. Olur. Ha sen bunları aldın diyor. Pardon. Burada görev de yok. Buraya doğru gidelim. Nereden gideceksin oraya? Tövbe estağfurullah. Nereleri dolaşıyorsun acaba? Bak adamları topladıysan aklını alırım senin ha. Vallahi adamları toplamış. Senden mi görev alalım? Konuş bakalım. Benim adım Serdar Beyefendi. Siz kimsiniz? Ben Lemenon. Buralarda topraklarım var. Bu köydeki birçok kişi adına konuşurum. Aynı diyalog. Baskına kalıp. Peki. Yardıma mı ihtiyacım var? Evet. Gerçi bu iyi bir sorun. Bildiğin gibi ben tahıl ticareti yapıyorum. Bu yıl üretim çok iyiydi ve yerel pazarda da artık kar elde edemiyoruz. Ancak ürünleri başka yerlerde satmak için bir kervan oluşmam mümkün değil. Dolayısıyla çok basit bir anlaşma öneriyorum. Malları indirimli mi satacaksın? Param varsa bu işe yarabilir. Ancak eğer yoksa ben sana bir şans vermeye hazırım. Yakınlarda alıcıların sana 50 çuval tahıl için
Toplam 275 altın ödeyeceği bir pazar bulabileceğini tahmin ediyorum. Benim teklifim şu. Ürünleri sana ödünç veririm. Sen onları istediğin fiyata satarsın ve bana 275 dinar getirirsin. Bu basit bir iş gibi görünüyor. Kendini yapmak yerine başkasına yaptırsam teklifin yine de geçerli olur mu? Herhangi biri olmaz. Bütünüyle güvendiğim bir yoldaşım varsa o zaman kabul edebilirim. Merak etme, bizzat ben ilgileneceğim. Tamamdır. 275'e alacağım. Görüşmek üzere. Çıkış. Çıkış yapıyorum. Görev tamamlandı. Ne oldu ya? Nı 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 nı. Görev tamamlandı. Niye ki? Ben bir tek buğday aldım. Daha bir şey satmadım. Ticaret sanatı. Ha. Ürünleri ortalama bir fiyattan satın alma teklifini kabul etti. Artık ona karşı herhangi bir yükümlülük altına girmeden bu ürünleri kar karşılığında satabilirsin. Peki. Anlamadım ben ne demek istedin ama... ürün satın al diyeyim. Bende şu anda tahıl var ya. Tahılı kaça satıyor? Değeri 2. Kaç tane tahıl sattı bu bana? 50 tane değil mi? 275'ten sattı. Tamam, burada değeri 2'ymiş ama tahılın. Çıkış. Şuraya bir gidelim. Bakalım burada değeri kaç. Yapma güzelim. Çapulcular çok kalabalık değilmiş. Neyse ki bana salça olmadılar. Buraya gelelim. Asker topla diyelim bir. Oo, abi ben haftanın başına kadar burada durup böyle erketede yatıp bekleyecek miyim asker toplayacağım diye. Sen ne istiyorsun? Hadi seninle konuşalım. Serdar'ın beyefendi sen kimsin? Ben Apis, bir zanaatçıyım. El emeğiyle çalışan diğer namuslu insanlar onlarla konuşmamdan hoşnut olur. Peki. Tabakhaneyi satın almak istiyorum. Yok, bir sorunla ilgili yardıma ihtiyacım var. Öyle de denebilir. Şafaktan gece geç saatlere kadar çalışıyorum ama buna rağmen masaya daha zor ekmek koyabiliyorum. Neden? Çünkü ürünlerimi adil bir fiyata satamıyorum. Kanunlar ürünlerimi sadece yerel tüccarlara üstelik de sabit bir fiyat üzerinden satabileceğimi söylüyor. Dolayısıyla diğer fiyatlar yüksek olsa bile ben aynı parayı kazanıyorum. Nasıl yardımcı olabilirim? Likaron'da bulabileceğim bağlantım tabakçı Motrius'a 6 koyun teslim edebilirsen bir süre ayakta kalmamı sağlamış olursun. Kentin tüccarına öfkelenip yasal şikayette bulunabilir elbette ama umuyorum ki ben o işin o kısmıyla ilgilenmek zorunda kalmayacağım. Başka bir yolu var mı? Eğer Likaron'a gitmiyorsan adamlarından mallarımı götür. Abi bu şimdi sakat. Bunu yaptığımız zaman bir kısım seviniyor, bir kısım üzülüyor. Tamam. Evet bak marangozdan mal satın aldığını gördüm. Tüccarlar zanaatçılardan doğrudan mal satın alamaz. Farkında olmadan hata yapmadan eminim. Ama kanunlar var. Kaçak malları bana teslim et, konu kapansın. Bu kanun kisvesi altında soygunculuktan başka bir şey değil. Sana hiçbir şey vermiyorum. Saygısızlık etmek istemem ama büyük bir hata yapıyorsun ve bence pişman olacaksın. Bence saygısızlık yaptın bana. Bana saygısızlık yaptın. Bak bununla ilişkim aynı, seninle ilişkim 1. Bununla ilişkim eksi 10 oldu. Ne kadar güzel oldu. Dur öyle değil. Kaleye git. Kaleye gitmek için yine rüşvet veriyorsun. Han bölgesine gidersen. Han'a gitmek de istemiyorum. Ticaret yapmak istiyorum burada. Tahılları burada 4'e satabiliyorum. 4'e satsak 50 tane tahılı 275 yapmaz abi. 50 tanesini 6'dan satmam lazım en azından benim. En azından 6'dan satmam lazım. Bunu da satsam 100 altın elde ederim. Var ya cillop gibi olur. Lajeros muydu? Neydi burası? Lysion. Geldiğim yere geri dönmemi istiyorsun. Geldiğim noktaya geri dönerim ben dönmesine. O sıkıntı değil de. En azından bir şuraya uğrayıp bir şeye baksaydık. Asker var mı diye. Gerçi bütün askerleri topluyorlar ama hop bir tane daha varmış. Bitti. Sen ne istiyorsun canım? Konuş. Evet ben Serdar. Tamam soydaşların. Sorunun mu var? Hayvanlarımız için zor geçti. Bir kısmı hastalıktan öldü. Bir kısmında kurtlar yedi. Bana ne istediğini söyle. Bize 2 baş inek gerekiyor. Köyümüz fakir ve sandıklarımız boş. Sadece etle ödeme yapabiliriz. Sen yenileri getirir getirmez keseceğimiz eski hayvanların etiyle 46 et önerebiliriz. Bunu kabul eder misin? Belki de adamlardan birini göndereyim. Merak etme bizzat ben getireceğim. Görüşmek üzere. Ürün satın al. 2 büyük baş hayvan lazım dedin değil mi? Tamam. Askerleri topladık. İptal. Çıkış. Şuraya geri gidiyorum.
iflas edeceğiz biz böyle git gel git gel yaparken. Ticaret. Büyükbaş hayvan var mıydı sizde? İnek yok mu? Çok iyi olur daha inek olsaydı. İşte bak korkuyorum. Aşağılara doğru indim. Zırh mırh geldi artık. Bu saatten sonra inek olmaz herhalde. Yok. İnek yok. Şal var. Çömlek var. Hurma var. Et var. Kundaklı yay var. Mesela inek yok ama kundaklı yay var. Güzel olmaz mı? Bak sana bir kundaklı yay verelim. Hafta başında galiba askerler geliyordu. Yo, bu asker yine de geldi bana. Aman askeri toplayamadım. Bitti diyorum. Çıkış. Güzel güzel. Yani böyle çok kalabalık bir çapulcu hala bize saldırabilir. Askerlerimiz olsa da sıkıntı yaşayabiliriz. Ama en azından şu an için asker topla. Hop askeri aldım. Bir de İmparatorluk Vigla Acemisi diye bir şey geldi. Kaliteli asker geldi. Ürün satın al. İnek. Ama bir tane var ya. Bir de biraz pahalı sanki. Bir de biraz yani yok artık denecek bir fiyatta. Şuradan göreve de gidemiyorum ama gidebilseydim keşke. Ticaret sanatı tamam. Zanaatçı mal satamaz. Bunun malları Likran'a götüreceğiz. Sürüyü buraya götüreceğiz. 27 gün yük hayvanlarına ihtiyacımız var. Köyüne baş inek gerektiğini söyledi. Baş inek. Baş inek yani büyük baş hayvan değil. İnek değil, baş inek gerekiyormuş. Çıkış diyorum abi. Burada da hayvanlarla alakalı bir nam görüyorum. Bir nam salmışlar. Bizde hayvan var isimli hareket. Asker toplayayım önce ben bir. Vallahi bu askerleri alırım hiç kusura bakma. Şimdi ürün satın aldı. İnek var adamda ve 109'a satıyor sadece ineği. Çok güzel. Tahılı da 6'ya alıyor. Ben sana şuradan ne yapıyorsun ki sen? Anlamadım ki ben bir saniye. ...294 para alacaksın ondan. Şimdi anladım. Şimdi mutlu oldum. İki tane varmış bundan. Onun da iki tanesini sattım. Çok güzel oldu. Tahılı da sattım. Tahıldan da 275'ten fazla para kazandığım için kar kardır diyorum. Bu durumda iki de inek alıyorum ondan. 94 alınacak diyor. Mükemmel. Ben bu pazarlığı bitiriyorum. Şimdi kardeşlerim bakın. Ticaret böyle yapılır işte. Buradan çıkış diyorum. Şuradakilerdi değil mi? Bizden saldan istekilerdi. Bizden inek bekleyenler. Saldanis, evet. Önce Saldanis'e geri gidiyorum. Yardırın çocuklar diyorum. Koştura koştura geri gidiyorum. Ha, buraya da gidebilirim aslında. Uğrayabilirim bu arada ama. Bak benden önce yine girdi. Askeri yine toplamış. Diyor ki beni döv diyor yani illaki. Askerleri topluyor illaki diyor ki beni döv. Asker topla. Bir tane kalmış yine burada kenarda aldım. Konuş bakalım. Yük hayvanı. Devam et. Bana verdiğin görev hakkında işte hayvanlarım burada. 7 seviyesine yükselmiş. 3 artarak 3 seviyesine yükselmiş. Teşekkür ederim işte buyurun dedi o da. Bakayım size ilişki 3, ilişki 7. Abi bütün dünyada herkesin 30 tane görevini yaparak ilişki arttırılmaz. Bu zor yani. Şuradan bir asker topla diyeyim. Hop arkadaki asker de artık bize gelebiliyor. Bitti. Teşekkür ederim sana. Şimdi bir de şuraya gidelim. O görev de aradan çıksın. Koyunları götürüp sat dedi ya. Şuradakilerdi galiba koyunları götürüp sat diyenler. Emin değilim ama. Bir uğrayalım mı sana biz? Asker topla diyelim mi? Bak burada bir asker daha varmış misler gibi. Çıkış diyeyim. 9 tane çapulcu var şurada ama artık çapulcularla işim olmaz benim. Vallahi çapulcuyla işim olmaz yani. Ciddi söylüyorum. Öyle yoramam kendimi çapulcularla uğraşarak. Ben bir kuzayit olarak
gidip Kuzaitlerle anlaşma kuracağım. 22'ye yaklaştık. Vallahi güzel oldu. Ürün satın al. Bizim tahıl da bitecek. Et var artık 46 tane üzerimizde. Bu da güzel. Koyunlar, yük beygirleri. Tereyağı, inek, tahıl. Tahıl 5'miş. Orada tahıl 6. Bakın. Alsat yapabiliriz buradan. Aklımızda bulunsun. İptal dedim. Çıktım. Şimdi şuraya bir de gidelim. Hiç uzatmayalım olayı. Koştur 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 koştur. En son bir tane daha çapulcuya saldırıp bu işi noktalarız diye düşünüyorum. Çapulcu 4.6 ile koşması zaten onu yakalama ihtimalimizi tamamen yok etti. Ha benim hızım da 4.9'muş bu arada. O da 4.9'muş gerçi. Tabakçı Mostros çörekçi. Çörekçi. Köyün yük hayvanına ihtiyacı var. Bu da tamamlandı. Ha bunu da tamamladın diyor. Güzel tamamladıklarımız aşağıdaymış. Marangoz Apius tabakçı Mostros'a götürmeyi kabul edersen demiş. Tabakçı Mostros. Konuş. Beyefendi ben Serdar. Size getirmem için bir görev verildi bana. Evet mallar burada. Anlaştığımız gibi 6 koyun getirdim. Para kesesi peki. Ver onu da. Peki. Çörekçi. Sen ne ayaksın? Ben Serdar Hanım. Sen kimsin? Yakışıklı bir şeytansın değil mi? Ama başa bela aldığına bahse girerim. Bacım kendine gel. Sorunun var mı? Evet bir sorunum var. Sorunumun adı Dul Bırakan Osarios. Adamları para talep ederek ve tehditler savurarak bizim korumamız altındaki dükkan sahiplerini rahatsız ediyorlar. Ne yapmamı istiyorsun? Saldırı için hazırlanıyoruz ama adamlarını toplamak için biraz zamana ihtiyacım var. 3 gün sonra burada buluşalım. Başka bir yolu var mı? Eğer kendin dövüşe dahil olmak istemezsen yoldaşlarından. Yok ben de seninle birlikte diğer çeteyle savaşacağım. 3 gün sonra görüşürüz. Asker topla. İşte budur. Mis gibi askerim oldu. Ticaret diyeyim bir de. Yük beygiri. Hız 34. Hız 31. Hız 47. Hız 48. Peki bunların tam olarak olayı nedir? Yani yük beygiri. Ağırlık 430 dediği taşıyabildiği ağırlık mı? Yani mesela şimdi ben bir tane yük beygiri alsam 100 kilo taşıma ekliyor. Binek atı alsam binek atı kaç kilo taşıma ekliyor? 1550 20 kilo taşıma ekliyor. Ha. O yüzden benim yük beygiri almam lazım biraz. 100 hız ekliyor. Katır da 100 hız ekliyor. Yani 100 taşıma ekliyor pardon. Hızı falan düşük tabii katırın. $74 ödenecek. Üzücü olacak ama ben yük taşıyabilmem için bunlara ihtiyacım var. Mesela etin ağırlığı 10 kilo olduğunu düşünürsek 223 de olsa bunu almamız lazım bizim. Belki adamıma sonra tek elli güzel bir silah almam lazım. Onu da yani bilemiyorum. Belki güzel bir yay almam lazım. Koruyucu yayı gibi. Alamıyormuşum zaten. Fiyata baksanıza. Ürktüm ya. Fiyatı görünce. Fiyatı görünce ürküttü beni bu. Seni bitireceğim oğlum. Nereye kadar kaçabilirsin ki? Yakalayamıyor muyum yani seni? Harbiden doğrusu bu gerçek olamayacak kadar saçma ya. Aa! Atlı birliğim adamları yakalayamıyorum. Atlı birlik olarak adamları yakalayamadım. Maksimum sayıya da ulaştım. Ürünlere de bakalım. İptal de diyelim. Çıkış da diyelim. Vallahi adamları yakalayamadım. Kendime de helal olsun diyorum.
hepsi tutsak alındı. Neler oluyorsa arada eğer, nasıl olaylar gerçekleşiyorsa hepsi birbirini tutsak aldı adamların. Bir daha çapulcu kovalamaya başlıyorum. Bu çapulcu da dağların, tepelerin yanlarına gidip kendini kilitleyecek büyük ihtimalle. Yok, adamlar bir yerlere gidiyorlar ama son anda oradan kilitlenmekten kurtuluyorlar. Ne yapacağız? Dünyanın sonuna gideceğiz değil mi seninle birlikte? Abi herif bir yol buluyor ya bir şekilde. Vallahi helal olsun, bir yol buluyor adam. Şimdi nereye gideceksin güzel kardeşim? Ben o kadar doldum ki sana yani. Ben acayip sinirlendim ya. Allah'ım delireceğim, adam içinden geçiyor bizim karakterin ya. Teslim oluyor da öl. Beni, seni canlı ele geçiremem. Saldır. Hay Allah'ım. Ay strese girdim. Ay strese girdim adama saldıramadığım için. O ne be? Ha, başlangıç pozisyonu. Oo, çok ilginç olmuş. Yerleşimi sıfırlarsam, yerleşimi sıfırla ne demek? Bunları... Ha, böyle yürüyün diyorum. Adamlar nerede ki? Adamları görmüyorum ki ben. Adamları görmeyeceğim galiba ben zaten. Hazır. F1 miydi? Sıra saldır. F3 saldır. Çok güzel. Ben komut veremedim adamlara. Biraz daha hasar verdim. Olmadı, kısmet değilmiş. Hasarımı verdim yine. Ayrı mesele. Ama hepsi. Ganimetin hepsi. Hasarımızı verdik. Delikanlı gibi hasarımızı verdik. Ama gelin görün ki birincisi, buraya gitmek için artık biraz geç kalmış olabiliriz. İkincisi de orduya komut edemediğimizi fark ettim. Edemeyeceğimizi. Dur bakayım, yetiştik mi oraya? Asker topla da, yok böyle bir şey olmadı. Bilmem neye konuş. Ben hazırım. Devam et. Bir de bu savaşı yapalım yani şimdi lütfen. İki çete karşılıklı gelecek cengaver gibi. Ayrıca translate değil, en büyük sorunlardan biri de şeydi. Bu bölgelerde böyle birileri var. Benim adamlarımı kaçırdı. Onları kurtar gibi görevler veriyorlardı ya. Oraya gidiyorduk, 40, 50, 60 tane adam olabiliyordu. Bize ise maksimum 10 tane adamla gitme hakkı veriyordu. Aa, bu çok sakat olmuş bu arada ya. Bana kalkan da vermemiş. Benimle dövüşeceksin ha. Bunu aklına çörekçi bilmem ne soktu değil mi? Bak, kan dökülmesine gerek yok. Bu kent hepimize yetecek kadar büyük. Gel gelelim, eğer kan dökülmesini istiyorsan isteğini seve seve yerine getiririm. Demek istediğim, bunun bir parçası olmana gerek yok. Eğer bize katılırsan sana onun verdiğin dikkatini veririm. Çörekçi Zerosika'ya söz verdiğim... Zerosika değil mi? Evet, söz verdiğim için beni kimse satın alamaz. ...1540 verirsen kabul ederim diyor.
Ne kadar ilginç. Yok canım. Söz verdik olmaz. Hop sağdan sola. Hop soldan sağa. Hop sağdan sola. Hop sağdan sola, soldan sağa, sağdan sola, soldan sağa. Ardına dolanarak düşmanın kankalarıma acayip bir avantaj sağladım ama bir darbe yedim, hayatım sönüyordu az kalsın. Demek ki çok dikkatli olmak lazımmış. Kardeşlerim gayet uzun bir 10. inceleme oldu. Şu an için fena görünmüyor. Ben biraz zor açtığım için oyunun başında zorlanıyorum sanırım. Ve belki sonrasında da birazcık çılgınca şeyler yaşayacağım bu zorluklardan dolayı ama translate, tercümeler biraz düzelmiş. Yani daha ileride farklı kişilerle konuştuğumuzdan %100 emin oluruz. Bunun haricinde dağdaki, çöldeki, orada buradaki baskınlara gittiğimizde oradaki durumlar nasıl düzelmiş onu bilahare göreceğiz. Nasıl koşuyorsun canım? Koşmuyorsun. Yani oradaki adam sayıları hala 40-50 tane mi geliyor? Dediğim gibi bunu zaman içinde göreceğiz ama şu ana kadar her şey güzel görünüyor. Ben bu halini beğendim kardeşlerim. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Eğer beğenir ve devamı gelsin derseniz ufak bir başlangıç yaparak biraz bir bakalım bu Serdar Dede'nin, Dede İmparatorluğu'nun hikayesi ne kadar devam edecek bakabiliriz. Ve her zaman olduğu gibi beğeniyorum, paylaşımlarınızla destek olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşene kadar. Kendinize dikkat edin. Evet, maalesef bu video bitti. Ama her gün iki yeni video gelmeye devam edecek. Eğer izlediğini beğendiysen ve kanaldaki yeni videolardan haberdar olmak istersen ana sayfadaki abone ol butonuna basman ya da herhangi bir videonun içerisindeki Dedeli Oyunlar logosuna tıklaman yeterli olacaktır. Dedeli Oyunlar kanalımızda bugüne kadar yayınlanmış olan 2000'den fazla videoyu izlemek isterseniz videolar kısmından çok kolay bir şekilde bunları görüntüleyebilir ya da oynatma listelerinden seriler halinde yine bu videoları görüntüleyebilirsiniz. İzlediğiniz bir oyunla alakalı bilgi almak isterseniz hemen o oyunun videosunun altındaki daha fazla göster butonuna tıkladığınızda o oyunun varsa oynama linki ya da satın alma linki bulunacaktır. Fakat kardeşlerim asıl önemli olan Dedeli Oyunlar oyun kanalımızı gerçekten beğendiyseniz bu duyguyu arkadaşlarınızla paylaşmanız ve bunun için maalesef burada bir buton yok. Yapmanız gereken dışarı çıkmak, arkadaşlarınızı kolundan tutup yakalayıp Dedeli Oyunlar diye bir oyun kanalı var. Ben izledim, çok beğendim. Sen de izledin mi diye neşeyle haykırmak. Kibarca da söylemeniz yeterli olabilir.